Standart. Ana sayfa. Van. Etkinleşti. Diğer seçenekler. Play Store. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Pardon. Bugünkü videomuzda Google Play Store'da belli bir geliştiriciyi özellikle aramak için ne yapmamız gerekiyor onu gösteriyor olacağım. Play Store. Uygulamalar ve oyunlar da ara. Belli bir geliştiriciyi aramak derken bu uygulama aramaktan daha farklı bir şey. Uygulama değil, uygulamanın geliştiricisini aramayı kastediyorum. Özellikle bir geliştirici vardır. Uygulamalarını beğenerek kullanıyorsunuzdur. Ancak bu geliştirici yeni bir uygulama çıkardı mı, çıkarmadı mı bunu takip etmek için geliştiriciyi özellikle bulmak istiyorsunuzdur. Bu yöntem onun için işe yarar ya da başka bir sebebi de olabilir. Herhangi bir nedenle herhangi bir geliştiriciyi özellikle arayıp bulmanız gerekebilir. Bu durum gerekli olduğunda bir geliştiriciyi, yani uygulamasını değil de ya da uygulamalarını değil de geliştiricinin kendisini özellikle Play Store'da aramanın yolunu göstereceğim size. Düzenleme kutusu, uygulamalar ve oyunlar. Şimdi mesela ben kod fabrikası firmasını aramak istiyorum diyelim. Herhangi bir geliştirici, kod fabrikası firması. Gerçi Vocalizer TTS'den başka uygulaması yok ama olsun, örnek teşkil etmesi açısından. Herhangi bir geliştirici olan kod fabrikası firmasını arıyorum. Bunu aramak için uygulamalarda ve oyunlarda arayın isimli arama çubuğuna şunu yazıyorum. P A, U U U B B B 2 nokta 2 nokta üst üste boşluk tuş boşluk boşluk tuş bir boşluk boşluk tuşu sonra geliştiricinin adını yazıyorum. C C O D D E, E boşluk tuş kod D, F, A, C, C, R, T, 7, O, 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 R, R, Y, Y, ara. Etkinleştirmek için. Bir saniye. Y, R, O, T, C, A, F, boşluk, boş, silindi, ara. Etkin. R O T C A F E D E F silin bulmadı nerede büyük harf F büyük harf A klavye gizli hiçbir sonuç bulunan bu kod efektörü Google Play'de arayın neyse bizde temizle metin temizle düzen bizim için önemli ve değerli olan bir geliştiriciyi arayalım. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Bu ara i d a s, boşluk bo, s s s büyük harf s büyük harf bu r u n l, e boşluk bo, e s, s büyük harf e büyük ara klavye gizli Elnur TTS Pro bu Elnur Sadık böylece
Örneğin işte az önce de söylediğim gibi bizim için özel olan çok değerli bir dostumuzun geliştirici hesabını arattım. Elnur Sadık. Elnur Sadık isimli geliştiricinin hesabını aratınca burada Elnur TTS. sadece onun geliştirdiği uygulama göründü. Başka hiçbir şey yok şu anda burada. Elnur TTS'den başka hiçbir arama sonucu yok. Böylece geliştiricileri arayarak arama kriterlerini sınırlandırabilirsiniz. Sadece belli geliştiricileri arayabilirsiniz. Elnur Sadık. PUB iki nokta üst üste boşluk Elnur Sadık. Yani S A D I Q şeklinde yazdığımızda değerli dostumuz Elnur Sadık'ın geliştirici hesabına ulaşmış olduk ve onun ürettiği uygulamayı görüyoruz sadece. Şu an burada Elnur TTS'den başka bir şey yok. Bunun nedeni bu geliştirici dostumuzun sadece Elnur TTS üzerinde çalışıyor olması. Tabii bu kötü bir yorum değil. Lütfen bazı art niyetli kişiler konuyu çarpıtmasınlar. Bazı art niyetli kişilerin konuyu çarpıtmasına ve Elnur Bey'e çamur atmasına imkan vermeyelim. Onu öyle bir şeye imkan vermemek adına baştan söyleyeyim. Bu yorumda söylemek istediğim şey Elnur Bey'in başka uygulama üretmediği gibi kötü bir yorum yapmak değil. Bunu örnek teşkil etmesi açısından söylüyorum. Sadece art niyetli bazı kişilerin ekmeğine yağ sürmemek amacıyla bunu baştan hatırlatayım ve örnek vermeye devam ediyorum. Bunu Akapella Grup firmasında da görebiliriz. Mesela buraya Elnur Sadık yerine Akapella Grup yazsaydık, orada da sadece Akapella TTS uygulamasını görürdük. Geliştiricinin sadece bir tane uygulaması varsa, sırf o geliştiriciye odaklandığımız için, özellikle o geliştiriciyi aradığımız için, onun tek bir uygulaması görünür. Yok, eğer geliştiricinin birden fazla uygulaması varsa da yine sadece o geliştiriciye odaklandığımız arama kriterimizi sadece o geliştiriciye göre belirlediğimiz için sadece o geliştiricinin uygulamaları görünecektir. Ses kaydedici. Yani Etkinleştirmek için. belli bir geliştiriciyi aramak için arama çubuğuna PUB iki nokta üst üste yazıp bir boşluk bırakıp sonra da geliştiricinin adını yazmak yeterli olacaktır. Kaydılar. Böylece arama kriterimizi istediğimiz gibi daraltabilir. Belli geliştiriciyi istediğimiz odaklanmak istediğimiz belli bir geliştiriciyi arayabiliriz. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.